Şimdi beni bu burada camide oraya işte oraya verdiler beni. Evet. Bu cami gelirli bir camiydi hani. Yazmışsınız. Yani halkı bana bakıyordu falan seviyorlardı mahallede. Kefeli camisi. Sonra Kefeli camisine verdiler. Evet. Oradan verdiler. Oradan imamın ihanetine uğradım. Oradan o camiye verdiler. Kefeli camisine verince Kefeli camisine. İmamı buradaki bulunan kitapçı Şakir Efendi. Evet. Ben dedim ki hoca ben de hoca ben dedim çalışmıyorum ben yani tahsile bakıyorum sen dükkanını gündüz kapa ama şimdi hani mahsurlu olan yerini söylüyorum. Dükkanını sen kapa dedim. Gelme buraya öğlen için diye camiye ben senin yerine camide vazifeyi görürüm dedim. O da peki dedi işte orada bir iki sene kadar şey yaptık onun yerine böyle gündüz o gelme. O da bana mukabilinde kendine ait olan odayı vereyim. Otur orada dedi. Evi yakın çünkü oraya. Şimdi askere çağırdılar beni. Askeri çağırdılar. Bu hangi sene oluyor aşağı yukarı? 936 falan. 936. 36. Evet. 935, 36 oradalar evet. Şu an. Efendim. Askeri çağırınca tabii benim meclisle aldığımız maaş bizim 14 lira 42 kuruş. Hani bozdur ya. Evet. Efendim ben söyleyeyim. Kitaplarımı satayım. Dedim 20 lira yaparsa kitaplar 10 lirasını cebime harçlık koyarım askere gidiyorum diye. 10 lirasını da anneme bırakırım. Çıkarı gidelim. Bir anne oluruz yani biz. Bak. Evet. Hoca ben diye çağırdım dedim. Hoca dedim bak bu kitaplara bak dedim. Halbuki hoca içinden bir takım kitap aldım. 6 liraya yalnız ben. Ve peyderpey ödedim böyle senelerce efendim. Bir alay kitap. Evet. Abi kitap para etmiyor fazla ama hani 20 lira yapar bir esnaf gözüyle. Şimdi dedikim de öyle olacak. Hoca beni çağırdım. Hoca ben de baktı kitaplara ne istiyorsun? Dedim bir şey miyim sen ver bir şey dedim. 6 lira vereyim dedi bana. Deyince benim canım sıkıldı iyice. Yani ben bekliyordum 20 lira verirse al giyecektim ama eder yani etmez diye. Olmaz dedim. 7 lira vereyim ama 10 lira ver olmaz 15 lira vereyim olmaz 20 lira vereyim olmaz dedim. Çünkü bana 20 bin lira versen vermeyeceğim sana hocanın kitabı dedim. Çünkü sen bana yalan söylüyorsun. He yalan söyledi değil de işin acayibi şunu diyorum şey. Dedim ki ben 6-10 para alıp tramvay. Buradan Bayılsan'a 6-10 paraya tramvay öğle namazı için geleceksin. Tekrar buraya döneceksin. Evet. İkindi için geleceksin tekrar döneceksin buraya. Ne yapıyor? 6-10 para, 6-10 para, 12,5, 25 kuruş yapar. 25 kuruş yapar. Günde işini kaybedeceksin, dükkanını kapatacaksın. Ben senin 2 sene burada bedava öğrenen kendini kılırım. Çıkar bana 20 lira para versen, hiç de kitap almasan ne çıkar, ne olur yani. Ha. Şimdi benim hesabım bu. Ama öyle değil, biz kitap veriyoruz, 6 lira. Sonra 20 lira, olmaz dedim. 25 lira dersen olmaz. Şimdi kitapçı olacağım çünkü. Bunun üzerine hoca ben de dedim, peki şu kitabı ver bana 60 kuruş vereyim dedi. Sattığım kitabı da ne olduğunu biliyorum. Peki ver dedim ona, al, bana lazım dedi. Verdim ona. Biz kitapları ertesi gün sırtımıza yüklendik. Getirdik Bay Fatih Camisi'nde Musa Taşları'nın üzerine koyduk. Kitapçı olması sebep böyle oldu anladım. Yani. Siz orada kibarca söylemişsiniz. Ha, evet. Şimdi o sizden aldığı kitap neydi o? Ahmediye'ydi. Ahmediye. Unutmadım yani. Evet, tamam. Evet, şimdi ben oraya geldim, kitapları serdik oraya. O gün yalnız 17,5 liralık alışveriş yaptım. Ben kitaplar olduğu gibi duruyor. Yani 60 kuruşa Ahmediye'yi sattık, 35 kuruşa benim Halevi'yi sattık filan. 17,5 kuruşa sattık, kitaplar olduğu gibi duruyor. Gözüm palta gibi açıldı benim. Evet. Bir ay ben camide bağlanıyorum, 14 lira 42 kuruşa. Bir gün 17,5 kuruşa mal sattık, kitaplar olduğu gibi duruyor. 20 liraya vereceğim kitap yani hepsini. Biz ertesi gün gene dükkanı açtık oraya, sergiye. Ben gitmedim şeye, şubeye. Efendime söyleyeyim, benim babamın arkadaşlarından bir adamcağız, Zekeriya Efendi diye bir hoca efendi, o gördü. O mulla dedi, ne yapıyorsun burada sen? Kitap satıyorum, ama ne güzel yapmışsın dedi. Bir yerde kitaplar vardı, alır mısın dedi. Alırım dedim. Eğer paran yoksa ben vereyim dedi, şeyimdi, sermayesini dedi. Sonra bana ödersin dedi. Yok param var benim dedim. Evet. Kalktı gittik, vaktiyle babamın çarşısının kahyesi olan bir hoca efendiymiş. O çarşıda da kahya varmış. Gittik onun bir çocukcağız. Ne istiyorsunuz kitapta? 5 lira istiyoruz dediler. 5 lira. Ben de aldım dedim. Bu durumda olduğu kitaplar duruyor. İki araba, karabüz arabası kitap doldurduk 5 liraya. Hala aşırı kitap var. Evet. Çok iyi. Evet, söyleyeyim. Onları getirdik şeye. Fatiha'sı koyduk. Hoca Efendi geldi. Şakir Efendi. O kitapların içinden 86'lık kitap aldı. Yine kitaplar duruyor. Türkçülerini şeye sakladım. Mahmud Efendi'ye sakladım bizim Acem evet. Mahmud'a. Ve ondan sonra kitapçı oldum. Yani o askere de almadılar beni. Bakıya kaldık. 3-4 sene böyle geri kaldı benim askerim. 40'a kaldı yani. Ondan sonra işte kitapçılar öyle başladık. Bu çarşıya geldiniz. Ondan sonra buraya geldim işte. Evet. Bu caminin şeyle efendime söyleyeyim.
taşların üzerine serdim mi burada? Çünkü kitapları kaça alıp kaça satırım bilmiyorum. Piyasayı öğreneyim diye. Sonra buradan 150 lira hava parası vererek şuradaki dipteki dükkanı aldım. İçinde kitaplarıyla beraber. Öyle başladı kitapçılar. Kimindi o dükkan? O dükkan bir burada bir çarşının bekçisinin dükkanıydı. İçeride birisi almış, kitap dükkanı açacakmış. İçine biraz kitaplar koymuş ama hep gramer kitapları böyle yani. Eski bir derse kitapları böyle. Sonra o işten vazgeçmiş o adam. Bana sattı o 150 liraya. Ben de onu şey olarak aldım yani. 150 liraya verecek durumda değiliz yani. 20 lira, 15 lira böyle demek şartıyla aldık. Taksitini aldık. Oraya girdik. Ondan sonra tekrar askerlik çıktı. Bu sefer dükkanı ben satmadım. İçeride kitapları bıraktı olduğu gibi çıktı gittik askere. Geldiğim vakitte bir baktım 1 liraya sattığım kitap 15 lira olmuş. 41 liradan mı oldu şimdi sene? Evet. Sene 41 oldu. Evet. O zaman da harp seneleri. Evet. Askerliğinizi nerede yaptınız? Askerliğimi şeyde yaptım. Evvela Hadımköy'de. Yakınmış. Ondan sonra şeye gittim. Çankırı'ya gittim. Çankırı'ya gittim. Benim Çankırı'ya gittim. Bunda hep ödeyi kitaplara, şeye, kitaplara yazdım. Nasıl gittiğimi falan. Efendim. Evet. Açtık 15 gün oldu dükkanı açalı. Askerden geldim dükkanı açtım. Oturuyorum. Falan ki adam içeri girdi. Ha akşam bir rüya gördüm. Dedim, madem istiyorsun evet. Anlatayım şeyi. Evet. Rüyada bir şehre vardım. O şehir yıkılmış. İçerisinde bir türbe duruyor. Kubbe var. O kubbeyi ziyarete gidiyorum. Onun altına yatan yatırı yani. İçeri girerken korkuyorum. Rüya bu ya. Kabinin içinden uzatıyor ki bana, ne korkuyorsun, yakında bana geleceksin diyor. Sabahleyin kalktık, dedim ya bize ahiret yolculuğu var ya, dünya yolculuğu, bu rüya hayra velamet değil dedim ben. Bizim hanıma dedim ki böyle, benim dedim şuraya borcum var, buraya alacağım var. Beni borçlu yatırma, böyle bir rüya yapıyorum. Rüya o dedi, canım rüya mı ya, sen ne lazım? Geldik dükkanın kapıyı açtık, içeri girdik. Efendim İzmirli Mustafa dayı vardı. Hisar Camisi'nin kitap satardı İzmir'de. O gelmiş kitaplara bakacak. Bakıyor işte, o beğenip alıyor kitapları böyle bakıyor, efendim, ayırıyor. İki kişi daha içeri girdiler. Dedim ki efendiler, siz ne duruyorsunuz, bu adamın işi uzun, ne istiyor emrini söyleyin de ben size çıkarayım, istediğinizi vereyim falan dedim. Dediler ki hayır, o işini bitirsin sonra biz seninle konuşacağız. Dedim onun işi uzun, olsun uzun olsun dediler. Bir sene, bir saat, bir üç saat uğraştık falan böyle. Sonra onlar bıktılar, dediler peki nedir? Dediler sen kaçlısın, 32'liyim ben dedim. Askersin sen dediler, ihtiyata gideceksin dediler. Hakikaten bir rüyada gördüğüm şehre vardı. Çankırı. Hayır, Çerkeş'e. Çerkeş'e. Zelzeleden Çerkeş yıkılmıştı. Evet. Ölüleri çıkarıyorlardı filan. Ve ortada bir kubbe duruyor. Aynen rüyada gördüm gibi. Ve gittim oraya, kubbeden içeriye girerken dedim ki Hazret korkmadım geldim dedim. Bir süreyi yutkuduk orada. Ruhuna bağışladık. Sonra bizi götürdüler şeye, karargaha. Soruyorlar sanatın ne filan. Ben hocayım dedim. Ne hocası, mektep hocası mı? Yok, ben sarıklıyım. Ya bu adamı ne yapalım dediler kurmaylar. Dediler ki, aleykümselam, 308 numara hastanenin imamı yok dediler, imam arıyoruz, bulamıyoruz, buraya imam tayin edelim dediler. Beni 308 numara hastaneye imam tayin ettiler ve beni Çankırı'ya çevirdiler. 308 numara hastane Çankırı'da. Oraya geldik, işte orada askerimi bitirdim ve geldim, sonra işte kitapçılığa başladık burada. Evet, geldiğim vakitte bizim çarşıda kitapçı olarak isimlerini sayayım sana şimdi. Bismillahirrahmanirrahim, bulduğum kitapçılar çarşıda. Selahattin Tuğtakaya, efendim, Mustafa Efendi, İdden'in babası, neydi Mustafa? Türkmen. Evet. Onun yanında, efendim, Davari kitapçısı Ahmet Efendi, fakat kitapçılık yapmazdı, kütüphanın ismi oydu, kuşlara yem satardı o adamcağız, o kitap para etmiyor evet, fazla. Ve Mehmet onun yanına geldi. Bizim Erster Canlı. Onun altında, efendim, Berber Numan Efendi. Evet. İlaç yapardı bu da. Efendim şeye, uyuzlara, sonra nedir o? Mayasıla, egzemaya ilaç yapardı ve aynı zamanda berberlik yapardı. Sonra oğlu Termal'de şey oldu. Caza girdi efendim. Yalova'da Termal. Efendim onun altında efendim kitapçı İsmail Efendi. Uzun İsmail. Tanımazsın. Acem İsmail. Uzun boylu. Onun yanında bizim İsmail Dilmen. Evet. Onun yanında Ayrancı Ali Baba. Evet. Onun yan tarafına bunlar dükkan açtılar. Ali. Bizim şey Eğinli Ali. Eğinli Ali. Kardeşiyle beraber. Talebeydi onlar o vakit. Oraya dükkan açtılar. Onun yanında meşhur Ahçı Hafız. Ahçı Hafız anlamaz. Karşısında da bir Bektaşi babası vardı. İsmi Hakkı'ydı. O da
soyadını dinlemez koymuştu. Biri anlamaz, biri dinlemez, karşılıklı. Kapıdan içeri girince gene efendim sağ tarafa şey diyoruz, kıbleye doğru. Aktar şey efendi, Nadir efendi. Evet. Onun yanında elbise alıp satan, yol çeviren yani tarzında Batin efendi. Komisyoncu yani, yolda birisi paketi görürmüş, çevirir, satılır bir şey var mı falan, kitap olsun. Alır, götürür, satar, komisyonunu alır. Hayat, efendim o işte onun yanındaki dükkanı ben açtım. O zaman dükkanlar böyle şeyin belediyenin falan değil. Şahsın malı. Şahsın malıydı. Evet. Hepsi yaradana yan bakıyordu yani. Hepsi harap, böyle bir kibrite bağlı. Ondan sonra onun karşı tarafında Mustafa efendi ve Cemil film işleri, kitap ve film işleri yaparlardı. Onun altında börekçi baba, Hacı Baba vardı. Bizim Cemil değil. Değil, değil. Onun altında börekçi Hacı Baba. Sonra onun dükkanını Şemsettin Yeşil aldı. Kitapçı oldu. Onun altında Hoca Şakir efendi. Alay müftüsü yani, bu bizim Hüseyin'in babası. Efendim onun altında bizim Pindi İsmail. Bu bizim İsmail'in, evet, patronu yani, öteki İsmail. Onun altında Acem Mahmud efendi. Onun altında Çorapçı Osman efendi. Ondan sonra Ekrem Bey'in babası Hulusi Bey. Hulusi Bey'in dükkanı fakültenin bir şubesi gibiydi. Bütün bütün ekabir efendim, ulema kısmı, profesörler, üniversiteye müntesip olan zebat onun dükkanına gelirler. Hoca iş yapmaz. Hoca orada oturmak için dükkan açmış. Önünde bir şey. Zaten mangal. Hukukçu galiba. Evet. Ve onun başından bir de macera geçmiş. İşte olmuş bir şeyler falan. Ve kitaplarını getirmiş satma üzere. Kendine yani meşgale olarak onu kullanıyordu. Ekseri zaman beni çağırır. Kalın molla derdi bana. Herkese bir iş takmıştı o şekilde. Kalın molla buraya gel. Bir kahve parası çıkaralım şuradan, bak kitap seç derdi. Ben gider o kitaplara bakarım falan bir miktar. Evet, ama söyleyeyim. Kendisine derim işte bunları aldım falan. Ver 20 lira der ya, ver 10 lira der, veririz. Alırız götürürüz. O kahve parası yapar orada yani bu şekilde. Günlerde bir gün ondan hadise. Evet. Biraz kitapı almış, beni çağırdı. Kalın molla bu kitapları al dedi. Yerde duruyor, baktık. Kitaplar güzel kitaplar. İçinde bir tane Delail-i Hayat var. Hafız Osman'ın el yazısıyla. Şimdi kaç para hocam? Onlar hocam bunlar kaç para dedi. Polis Bey dedim. Dedi bunlar da, ben de 9 liraya dedi. 9 liraya aldım dedi. 12,5 lira mı ne dedi? Ver al dedi. Dedim ya bunun içerisinde bir dedi efendim bir yazma dedim, Delail'i var dedim. Hafız Osman'ın hem de dedim. Pokunuz dedi tereye inmedi dedi. Kalktınız bile yazma var etmeye dedi. Daha yeni geldim. Ya yazma. Şimdi alacağım onu ama yer raftan düştüyse oraya kirleneceğim, hırsız olacağım yani. Çalmış gibi olacağım yani. Onu söylüyorum olduğu gibi. Kendi doğru söyledim. 9 liraya aldım, 11 liraya, 12,5 liraya ver al diyor bana. Ben dedim ki bugün yazma var dedim. Doğru söylüyorum. Tokunuz dedi tereye inmedi. Kalktınız bile yazma var etin yani. Peki öyle olursa 12,5 liraya dedim. Aldım. Aldık götürdük. Bizim Topal Şükrü'ye verdim. Ha, dellalı. Ha, gitti geldi dedi 45 lira veriyorlar dedi. Vereyim dedi, ver dedim ben. Sermayesi 12,5 liraya hepsi beraber. Getirdim. Her 85 liraya satmış. Oradan sonra da öğrettik. 45'in cebine atmış. 5 lira da ben verdim oradan. 45 liranın üzerine. 45 ya. Yani Hulusi Bey'in bir işimiz. Ondan sonra Hulusi Bey'in altında Raşit Efendi. Evet. Kitapçı Raşit Efendi. Bizim şeyin. Necati'nin kayınpederi. Onun altında kitapçı İbrahim Efendi. Saatçi Hoca diyorlardı. O da bir şey satmaz. Mesela cam makine kitapları yığmıştır. Böyle geri görürsün. Hoca ben de şu kitap kaç para falan. 5 lira çıkar oradan, kardeşlerin yanından ayrılmasın, vermez. Şimdi madem istiyoruz, o hokama sana bunu atayım çarşıdan. Ya 5 lira değil mi, 5 lira vereceğim. Hayır, kardeşlerin yanından ayrılmasın, olmaz öyle şey. Şimdi akşamdan bizi çağırdı. Dükkanı satıyorum, alır mısın dedi. Şimdi İbrahim Hoca, yangın gecesi oluyor hadise. Alırım dedim, ne istiyorsun dedi. Dedi 7000 lira ver. Yok dedim, 5000 lira vereceğim. Olmaz dedi. 7000'den aşağı olmaz dedi. 7000 lira sen vereceğim bana. Böyle asıl iş olmadı. O akşam çarşı yandı. O dükkanı yandı. Sabahleyin geldi bana. Tabii görünce çok ihtiyar adam üzüldü. Kollarına kişi girmiş falan. Akşam 5000 liraya dükkanı vermedim sana dedi. Ver 500 lira. Şimdi hepsini aldı. Ali Üşük'le beraber onun dükkanını aldık biz. Metrukar yanmış olan kitapları aldık yani. Onları kuruttuk. Ciddettirdik işe yarayanlarını falan. Yine piyasaya arz eyledik. Estağfurullah. Efendim, şeyin altında, İbrahim Efendi'nin altında Şakir abi. Şakir abi parçacıydı. Raşit Efendi'nin kardeşiydi, parçacı. Formacıydı yani. Mesela bir kitap aldın, içinden bir forma yoksa, oraya gidersin.
İşte Şakir abi, Hammer tarihinin 3. cildinin bilmem kaçıncı forması sende var mı? Bakayım der gider formayı bulur verir. Ve aynı zamanda bizden kitap alıp ciltleyen mücelletler de eksik çıktığı vakitte kitapların formaları ondan ikmal ederlerdi. Ve eksik kitaplar da oraya satılırdı. Hani bir adam eksik kitabı bir yere kalıp satmazdı. Oraya verirlerdi. En mühim hadise. Efendime söyleyeyim. Şimdi buradaki kitapçılığın adeti. Mühim iş, en mühim olan dava. Herkes kendi çeşidini alır satardı ve herkese kendi çeşidini verirler. Mesela Hulusi Bey'in dükkanına birisi kitabını satmak üzere getirmiş. Gittim ben baktım. Çünkü benim çeşidim Arapça kitaplar ve aynı zamanda Arapça gramerler, hadisler, tefsirler. Ben bu işe bakardım. Yazma kitaplar var orada. Mühim yazma kitaplar gördüm. Dedi Arapçaları al bana dedi, bu Arapça kitap senin kalemin dedi. Peki dedim, aldık işte, pazarlık ettik. O yine şu kaç paraysa rayicine verdik, aldık. İstediği fiyatı, kitap çünkü karşımdaki. Verdik aldık. Dedim bu yazmaları da sat dedim. Yok olmaz dedi. Çok kaça vereceksin? Ne olacak? İşte 1.000 lira, al 1.000 lira ver. Olmaz, 1.100 vereyim Mahmud Efendi'ye vereceğim. Çünkü yazmayı Mahmud Efendi satıyor. Fransızca kitap geldiği vakitte, Fransızca kitapları şeye verirlerdi, Nizamettin'e. Medrese kitabı olursa tefsir, hadis ya bana verirler yahut Hulusi Şakir Efendi'ye verirler. Efendime söyleyeyim. Roman tipinde ya mektep kitapları olursa onları Cemil Zorlu'yla Necati'ye verirlerdi. Evet. İşte Türkçe dini kitapları İbrahim Efendi'ye verirler. Formaları şeye verirlerdi, Şakir abiye verirlerdi. O formacıydı burada yalnız Gücer'e. Onun alt tarafında Sevgili Ahmet Efendi vardı. Eski şey, eski tip esnaflardan, kendisi mezada girmez. Mezatta vurmaz. Alırsın götürürsün, karlan verirsin alır o. Ama mezada girmezdi. Ustasını almış olduğu terbiye üzere. Yüz numaranın olduğu yerde Raip Bey vardı. Raip Gencin dükkanı oradaydı. Orası da kapının içine girilmezdi. Böyle bir setti. Raip Bey dizisine otururdu minderin üzerine. Ya otururdu. Yazma kitapları ve dini yazma eserleri, tarihi eserleri, edebi eserleri Raip Bey alırdı. Raip Bey o kadar halka o kadar tatmin etmişti. Yani Raip Bey hiç kimse pazarlık etmez. Raip Bey ne verirse esnaf derhal kendisine verirdi yani. Ya yazmacılığa başlamamıştı. İşte yeni şey diyordu bana. Şimdi şey gelince, sahaflığın tarihine gelince. Tabii biliyorsun bir ama. Daha, bir de birisi daha vardı şeyde, çarşının dışında. Şimdi anlatacağım bunları, bir şey söyleyeceğim. Bu çarşının içine ben anladım. Evet. Bu tarafa da içelim şimdi, evet. Şöyle bir dolaşalım. Bunu da anlatacağım. Sahaflığın asıl yeri bugünkü kapalı çarşıdaki bulunan halıcının olduğu yermiş. Evet. Ben ona yetişmedim. Evet. Son olarak oradan gelen esnaf bu Pinti İsmail'in babasından Hacı Kasım'la bu çarşıya, bir de Mahmud Efendi gelmişler. Son olarak oradan. En son kalan sahaflardan. Bu çarşının kurulması Kaşıklar Kapısı buraya. Hakekler Kapısı diyorlar. Kaşıklar Kapısı diyorlar buraya. Bunun kurulması Fas'ın bozulmasıyleymiş. Fas bozulduğu vakitte Fas'ta bulunan Türkler buraya hicret etmişler. Onlara böyle yer vermişler burada. Bu çarşının iş yapsınlar, ekmek yesinler falan diye. Burada sergiler vermişler. Fes satmışlar. Evet, vermişler. Kaşık satmışlar, bilmem bu tarzda şeyler. Fakat efendim, şimdi bu zamanla işte yağmur yağmaya başını üzerine bir tente koymuş. Muhacir diye imazayn etmişler. Kış gelmiş, üşümesin diye ve cemaat koymuş. Bu çarşı o şekilde burası meydana gelmiş. Orası aslında boş bir yermiş. Herhalde. Boş bir yermiş. Caminin müştemilatından imiş. Hatta şu caminin avlusunun iç tarafı bizim Hademi Hayrat'ın odaları var orada, caminin yeri. Bunun da sebebi bu dişçi mektebi olan yer var ya, bu değil ama karşıdaki askeri yer. Oradaymış şeyler, cami şeyleri, meşrutaları. Her caminin meşrutasının, efendime söyleyeyim, imaretten yemek şeyi vakfı var. Bu bay camisinin imamları olsun, vaizleri olsun, müezzinleri olsun, kayınları olsun, saraydan yiyecekler. Eski saraydan çıkacak yemekleri vakfı böyle. Ve aynı zamanda o mektebin olduğu yerde evleri varmış. Ve her birinin de birer tane cariyesi ve kölesi varmış hizmet için. Malı ganayi olarak gelen, harptan alınan o devrin ahkamına göre efendim, imamlarına, meclislerine birer cariye ve köle veriyorlarmış. Sonra Ömer Besim Paşa gelmiş. Onların o şeyleri yıktırmış. O vakfiyi yıktırmış. O mektebi yaptırmış Ömer Besim Paşa. Dişçi mektebi de. Bu değil dişçi mektebi. Ötekinden bahsediyorum.
Sonra maliye vekaletiydi orası. Osmanlı zamanında maliye vekaletiydi. Evet. Orası. Orayı yaptırınca bu caminin şeyleri yıkmış meşrutalarını oradan. Ve caminin ön tarafına, minarenin yan taraflarına, oralara meyzinlere oturmak için odalar yaptırmış. Bir gece Sultan Abdülaziz teravihe gelmiş namaza buraya. Gülmüşler oradan şeyde imamların kadınları mı kızları mı gülmüş işitmiş. Nedir bu demiş. Kim var burada kadın oturuyor burada benim balca. Demişler ki yani bu çarşının ilgisi oluşan atıyor burada. Tabii tabii. Demişler ki efendim işte caminin hademesi burada oturuyor. Niye burada oturuyor cami burasında oturur mu demiş. Böyle şey olur mu demiş. Caminin şeyinde hareminde falan demiş. Bunlara yer yapın aileden demiş. Onun üzerine caminin bu bahçesinin içerisine sultanın emri yerine gelsin diye odalar yaptırmışlar. Ben bu camide 938'de falan mezun olmuştum bu camiye. Yani affedersin 100 numara o vakfiyenin yerine çıkıyorduk yani caminin helasına. Camiye olan yıkılmıştı ama orada işimizi görüyorduk falan yani. Ha. Onun için bu çarşı burası haliymiş. Evet. İşte o pas bozgunundan sonra buraya gelmiş muhacirler yerleşmişler. Sonra muhacirler çıktıkça içerisi rutubetli olmuş. Ve sahaflık aksamış. Matbaacılık dolayısıyla matbu kitapları. Zelzele doğmuş. Zelzele. Ondan sonra buraya işte 303 hareketi falan zannediyorum. Ondan sonra buraya yavaş yavaş halk zaten içeride rutubetten ihtiyar alımlar. Buraya yavaş yavaş çıkmışlar. Ha, şimdi gelelim bu tarafa. Çarşının bu kısmına gelelim. Evet. Ha, şimdi Rahip Bey'in karşısında şey vardı efendim. Masar Baba vardı. Evet. Deviriş Masar Baba. Orada o kitap satardı. Deviriş. Deviriş. Rufai Deviriş'iydi kendisi. Gayet sesi güzel. Hüseyin Sevilci'nin kardeşi. Kendine mahsus bir adam. Ve sermayesinin hepsi 2 lira. Orada oturur, kitap satar orada. 100 parayı bir amme sattı mı sen geçiyorsun çevir. Aslan Bey gel buraya ne olacak çay içelim. O 100 parayı oraya verir. Karşıda şeyin Rahip Bey'in yanındaki dükkan Acemi şeyin dükkanıydı. Orası çayhaneydi. Şimdiki dükkanının yani. Oradan hemen çayı ısmarlatır. Çay içir. Gene durur. Çay meraklısı. Evde çay içer. Mesela sabaha kadar 2 okka şeker alır. Sabaha da içer çay. Hiç durmadan içer. Yani hiç böyle bir şeydi. Hatta 2 okka şeker aldı da gidişmedi. Yani saat 3'tü gece çay şeker bitti. Bakal kaldırdık gece yani. Hem okuyor hem çay içiyor hiç durmadan. Yani 50, 60, 70, 80, 90 çay içiyor bir oturuşta böyle sırayla. Acayip. Efendime söyleyeyim. Kaç yaşında öldü bu adam? Allah-u Alem 65-66 yaşlarında vefat etti. O da o gün cenazesine biz gidemedik. Bütün esnaf şeymişti. Yeşilköy'de bir Arnavut prensinin kütüphanesi satılacaktı. Oraya gittik. Maalesef cenazesine gidemedik. Şeyi. Evet. Masar Baba. Masar Baba. Bu tarafa doğru geçelim. Onun üstünde kar yolacı vardı. Evet. Onun üstünde İbrahim Efendi'nin kitapçı deposu vardı. O saatçi. Yani kardeşinin yanına ayrılmasın diyenin. Ondan sonra yol böyle ayrılır arka tarafa bir yol çıkar. Burada 100 numara vardı içeride. Ortada bir ada vardı, adacık vardı böyle. Yani birinci dükkan, adacığın birinci dükkanı efendim Cemil'in dükkanıydı. Bizim Cemil Zorlu. Onun yanında Tesbihçi Nuri Efendi vardı. Meşhur Tesbihçi Nuri Efendi. Onu Tesbihçi Nuri Efendi'nin yanında efendime söyleyeyim Rauf Efendi, Hakkek Rauf Efendi vardı. Ki ondan bir mülakatımız var ben buraya geldiğim vakitte onu söyleyeceğim inşallah. Rauf'un üzerinde ismi Rauf değilmiş, ismi Fehmi'ymiş. Fakat Rauf yazardı tabelasının üzerinde. Efendim onu geçince Necati'nin dükkanı vardı bizim. Bir tepki de satardı. Onun üzerinde gene bir tesbih dükkanı. Onun üzerinde bir Arap Hacı Ahmet, Maymun Ahmet diyorlar şimdi. İç Medesan'da iş yapıyordum, sağımı görmüyorum birkaç aydan beri. Onun babasıydı. Onun üzerinde saatçi vardı bir saatçi. Saatçi vardı. Onun üzerinde Nazmi Efendi'nin kitabı. Nizamettin'in dükkanı. İki dükkanı vardı Nizamettin'in yan yana. Efendim onun üzerinde Recep Efendi'nin dükkanı. Kitapçı Recep Efendi. Sofu Recep Efendi. Onun üzerinde gene Sofu Osman Efendi'nin kitapçı dükkanı. Onun üzerinde Hindistanlı Ali Efendi'nin aktar mağazası. Aktariye. Ottan çöpten ilaç yapıyorlar. Yedi dükkan süpürüsü bile. Onu satıyorlardı. Onun yolu ilginç cadde çıkıyordu ki arka yola. Bunun karşısında meşhur efendim Piyazcı Kazım Efendi. Piyazcı Kazım Efendi. Meşhur Piyazcı Kazım Efendi ama o iki tanedir. Sonra bir tane Musa Efendi geldi. Kazım Efendi'yle ben o değil. Daha eski benim söylediğim. Sonra geldiler. Arnavut, Bektaş Arnavut. Efendim mesela Musa Efendi.
çok bakım var ekeni olay milli gibi geliyor. E piyazı ne ya? Kılıyorum namaz ediyor ki yiyoruz piyazı. Ondan sonra saçın dışına çıkıyoruz. İşte o Bektaşi Hakkı Baba tepsi yapardı o. Ve onun sana enteresan bir şey anlatayım tarihi bu kağıtı. Benim abim İstanbul'un sayılı fırtınalarından. Burada adı geçiyor. Refi, ha. Geçiyor şu ha. Şeyde mütarekede. Vurdular kendisini. Refi Cevat da şeyde yazdı. Efendime söyleyeyim. Kitabı da yazdı sayılı fırtınaları da. Efendim. Sonra Yangın diye bir film yaptılardı. O Yangın'da da benim abimi temsil ediyordu evet. Murat Reis'i. Evet. Da, abim o Bektaş Rivası'nı bir vartıdan kurtarmış. Çirkin bir hadiseden. Benim ecelim derdi, benim ecelim bu çarşının yıkılmasıyla derdi. Bu çarşı ne vakit yıkılacak, ben öleceğim derdi. Şâribül leyli ve nehar. Sabah başları işmeye, kendi işinde bir adam. Tatlı sözlü, kimseye zarar yok, kavga gürültü çıkarmaz. Antika bir Bektaş. Hakikaten de çarşı yıkıldı, Hakkı Baba bir ay hafta sonra göçtü. Ve götürdük şeye, 16 Mart şehitlerini oraya, Eyüp-i Bahariye'yi oraya sırladık. Dediği gibi yaptı. Acayip bir şey. Ha, acayip attı onun için söylüyorum zaten. Evet. Efendime söyleyeyim, onun üzerinde klişeci bir zat vardı. Klişe yapardı. Bir nevi hakkak yani. Hakkak. Onun üzerinde bir kahveci Şevki vardı. Kahveci Şevki yanında bir kitapçı vardı. Onun da oğlu şimdi arkada şeylik yapıyor, antik eşyalar satıyor falan, eski eşyalar satıyor, demir parçaları şu arkada. Subay mütekaidi bir adamdı. Çarşının, benim geldiği vakitte çarşı bu halde bir indi. De ayran satan bir adam vardı. Ali Baba söyledim onu. Evet. Karşı tarafta. Ayrancı Ali Baba'ydı. Evet. O da meşhur bir ayrancıydı. Ha, ayrancı Ali Baba'dan evvel de bir kuskusçu vardı orada. Millet kuskus yer, ayrancı Baba'nın ayranı içerdi. Meşhurdu yani ayrancı Baba, Ali Baba'nın ayranı. Bir de çarşının dışında Rıza Bey vardı değil mi? Ha, şimdi karşı tarafa geçelim. Evet. Karşıya geçince karşıda Şevki Efendi. Acem Rıza. Sonra Raip Bey o dükkandan karşı tarafa nakletti. Evet. Oraya geçti. Üç tane kitap. Ha, bir de şey vardı. Ziya Efendi vardı. Kitapçı Ziya. O da birçok kitaplar bastırmıştır falan yani. Oğlundan galiba onun küçük oğlundan bu Şakir Efendi'nin büyük oğlu Ali ortak iş yapıyorlar. Bilmem sağ mı değil mi? Evet. Mühim bir adamdı. Anadolu evet. Çok kitap sevk eder filan filan böyle. İşte ya şey bizim Türklerin yani Halk Tabakası'nın okuduğu kitapları bastırırdı. Ferhat ile Şirin, Yusuf ile Züleyha bilmem efendim Şah İsmail ile aşk kitapları. Evet. Böyle şeyler. Din kitapları sevk Muhammediye, Ahmediye falan böyle şeyler sevk ederdi. Sonra yangın meselesine gelelim. Ha, yangın meselesine. Anlatalım. Evet. 49'du. Allah'a öyleymiş. 49. Ben yatsı namazını kılmıştım. İmamdım o vakit şeyde. Vezincir Camisi'nde. Oradan Darül Talim Kıraathanesi'ne oturduk. Darül Talim Kıraathanesi bizim için bir ilim meclisiydi. Bu şeyde mi Darül Talim? Şehzadebaşı'nda. Bir ilim meclisiydi. Bütün profesörler oraya çıkarlar. Başta Mükemmel Halil Bey, Emin Ali Bey, Şemsettin Siler Bey, efendim Halit Sarıkaya, Nuri Karahöyük, efendime söyleyeyim, İslam Müzesi Müdürü Abdülbaki Efendi, Süreyya Bey, Bahriyeli Bahri Bey, böyle o ilmi sohbet yapılır orada. Her gece saat 12'ye kadar, 1'e kadar İlmi sohbet yapılır. Evet. Tarihi sohbetler, münazaralar, münakaşalar olur falan böyle. Tabii kaba kuvvetli değil. Birbirlerinin fikirlerine saygı evet. Göstererek. Üniversite talebeleri falan da gelir. Edeplen dinlerler. Edeple dinlerler. Şeye girmezlerdi yani sohbete. Evet. Onlar dinlemeye yalnız Sami'nin sıfatıyla otururlardı. Ben de malum imam olmak münasebetiyle işlerinde bulunurdu, otururduk biz beraberinde. Tabii ben sohbete karışırdım. Efendime söyleyeyim. Ha, şimdilik oradaki oturan halkın ekserisi, bu profesörlerin kafesi bu çarşının üyesiydi. Evet. Manevi üyesi yani. Evet. Günde iki defa buraya gelirler. Sayalım girenleri. Evvela Tahir Nadi Bey, şair. Mutlaka iki defa günde gelir. Bir sabah gelir, sabah saat 10'da falan görünür. Bir de saat akşamüstü 5'te gelir. Bana ait bir şey var mı? Sorar. Kitap meraklısı. Bir şey gelmezse gelir gösteririz. Gelmezse eğer
Ben varım hocam falan derdim. Ben sana para yetişmez derdi. O kişiler. Eğer şeyse kitap hoşuna gitti, fazla para istedin mi köfte hor. Alabasın elinden kitabı diye zorla hoca kitabı gasp eder yani falan. Biz de işte damarına basarız hocanın falan. Ha böyle. Gene Kesab Mükremen'in Halil Bey. Efendim Halil Sarıkaya gelir burada oturur. Gider şeye ağacın altında oturur. Tekrar dolaşır buraya gider. Gene gider oraya oturur. Şey Muallim Cevdet. Gelirdi. Muallim Cevdet. Daha evveliyatı şeye geri çıkarlardı bunlar. Külliye çıkarlardı. Muallim Cevdet Bey, Ferit Kamp Bey, evet. Ahmet Naim Bey, Saadettin Efendi, Hoca Saadettin Efendi. Bunlar hep bu külliye adamlarıydı burası. Fakülte gibiydi burası. İbn-i Emin Mahmut Kemal. Tabii. Başta olmak evet. Şartıyla. İbn-i Emin Mahmut Kemal Bey'in bir hikayesi anlatayım. Cenazedeyiz. Burada birisi, bir, ama kim cenazesi hatırlamıyorum onu. Evet. Maalesef hatırlamıyorum yani. Bizim Nusret Yeşilçay Hoca da belediye başına mı? Büyük cenazelere yani ekabere onu gönderiyorlar. Senin hoca öyle tavır almış ki sanki ölüyü kendi boğmuş öldürmüş gibi. Nusret Hoca. O kadar şeydi. Döndü şeye karşı, Sami'ye karşı. Hepiniz buraya geleceksiniz dedi. Azarlar gibi. Azarlar. Ya aynen böyle ama. Derfemez. İnşallah sen benden evvel gelirsin dedi. Evet, yangını o şeyde tarifler var. Otururken bir şey geçti. Efendim. Etfaiye geçti. Etfaiye geçince içerim yandı öyle benim yani. Gayri irade olarak. Ya bizim saflar çizimde bir şey olmasın diye. Fırladım dışarıya falan. Bir de saflar yanıyordu. Geldik tabii. Bizim olarak yangın geçmedi. Yangın aşağıdan aldı. Raşit Efendi'nin şeyine kadar geldi. Dükkanına kadar geldi. Bu taraftan da gene aldı. Şeye kadar o İbrahim Efendi'nin kitap deposunu falan kadar geldi. Orada durdu yani. Ondan sonra da zaten işte lazımdı zaten çarşının böyle yapılması. Belediye tuttu. İstimlak etti burasını. Şahıs fertlerden. Onu da hikayesi anlatayım size. Anladım. Çok. Ne kadar anlatsan anladım. Bugün buradayız. Şimdi istimlak oluyor çarşı. Kamil Nazım diye bir avukat vardı. Evet. Bu adam şeye giriyordu. Böyle fiyat artmalarına falan giriyordu. Devlet bir yere fiyat koydu, baktı gelip arttırıyor mücahit. Mücahit değil. Artırma. Artırma, vekalet alıyor ve arttırıyor falan böyle. Böyleydi. Hatta efendim şey Adnan Menderes bunu mahkemeye bu şeylere girmesin diye emir verdi yani. Bela oldu hükümetin başına. Böyle bir adam. Şimdi geldi bu çarşı isimler oluyor bana geldi. Dedi dükkanına seni ne koydular dedi bana. Benim iki dükkanıma 2850 lira koydular dedi. O gün parasıyla. Olmaz dedi. Olmaz dedi. Şimdi dedi ben sana bir teklifte bulunacağım. Nedir o? Sen dedi 2800 lirayı al cebine koy. Ne kadar arttırırsam ben devlette ne kadar para olsa yarıya alalım dedi. Ben sana 2800 lirayı yani itiraz etmezsen o parayı alacaksın. İtiraz edersen sen karışmayacaksın bir şey. Yine o parayı alacaksın cebine koyacaksın. Ne arttırırsa yarı yarıya. Hayır dedim ben. Olmaz dedim ben devlete kazık atmayacağım. Çünkü devlet bu yapacak, bizi tahsil edecek bir şeyi, çarşıyı. Bu kazık, bu günah olmaz öyle şey dedim ben. Ve maalesef esnaflar içerisinde iki adam biz kabul etmedik. Birisi o Cemil Bey'in babası, subay mütekaidi, İstik Mustafa'ydı onun da. O Mustafa'yı ödediğiyle fakir kabul etmedi. Gerisi hepsi kabul etti. Gerisi hepsi kabul ettiler. Biz gittik, satışı yaptık. Yaptığımız sonra ertesi günü kazma köyükle bizim imkana geldiler. Açık dışarıya, satmıştım dükkanı. Kardeşim, sattım dükkanı. Ama beni yıkmakla çarşıya bir şey olmayacak ki. Niye yıkıyorsun beni? Bırak. Oturayım ben çarşı yıkılınca. Ben de oturayım. Hayır. Sen sattığını çıkacaksın sen dışarıya. Niye sen ucuz verdin? İşi bitirdin devletler. Yemin ettim. Devlete bir şey olsa mahkemelik yapalım diye bunu sonra yani. Velhasıl göbeğim patladı. O devirde belediye meclisinde bakayım birisi vardı ya. Meşhur bir şey. Muhammed Karacaoğlu'nun takımda aldıydı takımdını. Şeyde, civarı karakolunun. Misbah Uraz Bey. Siyirtli aslan. Misbah Uraz Bey'i buldular da bildiklerim. Bu belediyenin şeyi... Yıkılmayı durdurdular. Durdurdu ve burayı, beni maaşa bağladılar belediyeye, kiraya. Evet. Ne kadar oturduğumuzda kira verdi. 7-8 ay oturduk. Sonra hepsini istimlak ettiler. İstimlak ettiler. Belediyenin malı oldu yani. Belediyenin malı oldu. Sonra bizi çıkardılar. Bize yardım olmak üzere ve sahaflar dağılmasın, bu sanat ölmesin diye Efkaf'tan
Bayezid Camisi'nin bahçesini bize kiraladılar. Ve bize böyle uçu şeyler gibi baraka yaptılar bize. Ve çarşının bitimine kadar o barakalarda biz oturduk. Kira verdik laf kafaya. Evet. Çarşı bittikten sonra münakaşaya, müzaliye girdik. Müzaliye girdiğimiz vakitte herkes kendi dükkanını beğendi. Öyle. Çünkü hariçten kimseyi sokmadılar. Öyle. Yalnız sağ hariç. Hatta affedersin ben o reisim burada. Molla Bey bana dedi ki, Şemsettin Yeşil, bana bir kağıt ver kitapçı olduğuma dair dedi. Bulunsun dedi. Dedim sen kitap şey sahaf, çünkü kayıtta sahaf kaydı var. O da benim arkadaşım Semerci hukukumuz var. Dedim sen sahaf değilsin, sen kendi kitaplarını satıyorsun dedim. Burası hiç sahafhane. Sen dedik benim kitaplarımı, kendi kitaplarımı satıyor diye bir kağıt bana ver dedim. Ve vereyim dedim, verdim kendisine. Üzerini doldurmuş o şeyin kağıdın üstünün altını sahaf olduğuna dair filan. Efendim şeyde orada belediye meclisinde satış esnasında halk itiraz etti orada bulunanlar. Ben dedim ki ben böyle kağıt vermedim dedim. Ben yalnız onun kendi kitaplarına sattığına dair kitap işte böyle bir kağıt verdim dedim. Yine Misbah Oroz Bey herhalde arkadan bir düştülerdi. O da kitap sayılır, sahaf sayılır verelim dükkana var dedi. Bunun üzerine Molla Bey'e hani olan hadisi hata verdi. Evet abi. Ona da o şekilde dükkanı verdiler. Evet. Bu dükkanlar burası ben beğendim 7 numarayı. Numarası 7 olduğu için evet. Burayı ben beğendim. Güzel de olmuş. Evet, maşallah. Şimdi bir de merasim yapılmış. O merasimde kimler konuştu? Hakkı Tarık Bey. Evet. Sonra bu tarih mecmuasını çıkaran kimdi? Üstad vefat etti. Reşat Ekrem Bey konuştu. Reşat Ekrem Bey konuştu. Bir tane daha var. 4 çift kitabı vardır ya. Anladım. Server İskit. Değil. Server İskit'in adamıydı. 4 kitabı vardır. Sabra'dan kimse konuşmadı. Evet. Ferdi Fazıl vefat etti mi? Zannediyorum vefat etti. Bunda konuştular. Evet. Büyük bir ziyafet verdik burada. Büyük bir ziyafet verildi. Şey yani bu şey, İftar Ramazan'dı. Yani. İftar akşam iftar verildi. Üniversite hocaları falan çağırdı. Yani bütün bahçe bütün buraya şeyle dolandı. Gazeteciler çağrıldı falan. Efendim masalar kuruldu. İşte yemekler yedildi. İftar olarak ilan edildi yani. 1950 kaç oldu şimdi? Allahu alem 53 falan. 53 falan öyle olması lazım. 53 oldu. Evet. Hatta bir resim vardır. Ali'de var bu resim. Bizim Ali, evet. Bu İslam İhtiyarı sahibinde. Evet. Yani hep bizim resimler, eski ihtiyar kitaplarında resimler evet. Var orada. Bu Ketru Dağlık meselesi var. Evet. Ketru Dağlık meselesi hakkında ne biliyorsunuz? Yani bu Ketru Dağ ve Lonca sistemi hakkında bu çarşıyı aksettiği nispetle ne biliyorsunuz? Yani kitapçıları aksettiği nispetle. Şimdi buraya aksettiği mesele bu. Çarşının şeyhi varmış. Evet. Kahyası varmış. Evet. Ve aynı zamanda şeyhi bir çarşının. Evet. O gelmeyince dükkanlar açılmazmış. Evet. Sabahleyin esnaf gelirmiş, toplanırmış burada sırada kahvede. Efendim ondan sonra saat işte muayyen saatte şeyh gelirmiş. Evvela dua edilirmiş kapıda. Benim işittiğime göre eski bir şey var. Ha bir de şey var. Pirleri var. İşte pir ve şeyh aynı şeyi kabul ediyorlar. Abi mesela pir ilk ihsan eder. Suhuf olmak münasebetiyle Hazreti İbrahim ve Musa peygamberin yani suhuf sayfeden evet. Geliyor. Sayfelerin ilahi sayfeleri yani kütüb-i semaviye şeyi var. Evet. Binde hazaleti suhuful ula. Suhuf-i İbrahim ve Musa. Mesela Kur'an-ı Kerim'de şey sahafla ayet-i kerime evet. Bu. Dua edildikten sonra herkes içeriye dükkanlarını açarlar girerlermiş. Bütün baştan aşağı yani toplanmayınca halk dua edilmeyince girilmezmiş. Sonra ikinci burada bulunan hadisat. Şimdi bunu Yahudi'den işittik. Yako'dan. Çok mühim. Burada kitapçı Yako vardı. Bizim mücellidimiz. Sahafların mücellidi bu adam. 90 kiloşuna vefat etti. Tanıyor musun Yako'yu? Hayır. Oğlu Kemal'di burada. Bakışlar içerisinde. Gene duruyor orada. Kemal orada mı? Onu buluruz. Ha. Evet. O Yako geldi buraya. Şimdi eski esnafı anlatıyor. Buradaki bundan sahafları anlattı bana. Dedi ki bana Allah dedi sana dedi benim kadar hayırlı ömür versin. Uzun ömür, sıhhatli ömür versin dedi. Yani Osmanlı'dan dedi affedersin. Eski esnaftan Osmanlı'dan bir tek sen kaldın dedi bana. Daha evveliyatını işittiklerim. Şimdi mesela bir adam benden kitap aldı. Ve bu adam kitabı eksik buldu içerisinden formasını. Gelip şeye kahiye şikayet ederse bana filanca eksik kitap sattı. Gelip ona yolsuz veriyorlar. Tembih ediyorlar evvela. Diyorlar ki bir daha sefere böyle eksik kitap filan müşteriye verme. Bu sanatın şerefi vardır diyorlar. Bu kahiye şeye mi bağlı yani devlete mi bağlı? Yok. Bu gelenekten geliyor. Gelenekten geliyor. Esnafın hürmetiyiz. Evet. Manevi bir kurda malik yani.
Sonra bir daha aynı şeyi tekrar etti. Geliyor, dükkanını kapama şey veriyor. Bir hafta kapatsın diyor. Sonra demin... Yine bir daha tekrar ettiği vakitte... Esnaflıktan atıyorlar dışarıya ve diyorlar ki... Bu adam esnaflığa yaramaz diyorlar. Ve dükkanını kapatıyorlar. Kimin kalfası o işe el yaksa o dükkanı ona veriyorlarmış. Çünkü hazırda kalfalar var. Evet. Ve adetten fazlalaşmıyor kitapçı mesela. Evet. 20 kitapçı 20. 21 olmuyor. 19 da olmuyor. Evet. O 20'ye dikkat ediyorlar. Evet. Ve hangisi el yaksa kefaret de çünkü. Efendim diyor ki bu adam benim kalfamdır. Bu adam benim kalfamdır. Bu adama el yaktır dükkan açması diyor. Ona veriyorlar. Ve ona da pabucu dama atıldı kelimesi ondan kalma. Evet. Yani pabucuğu dama atıldı. Yani dükkanı elinden alındı. Evet. Buna evet. Dikkat ediyorlarmış. Evet. Sonradan bu şey cumhuriyetten sonra filan bu şeyler bozulmuş. Bozuldu. Ama demin bir şey söylediniz. Elin bir çeşidi vardı diyordu. O çeşidi başkasına vermezdi. Vermez, satmaz. Zaten o da o eski geleneğin bir nevi devamı olduğu anlaşılıyor. Tabii işte bu şekilde böyle. Evet. Yani şeyden yani o bir emir yok. Mesela Hulusi Bey'in kendi vicdanı o gün işte anlattığım hikaye. Bir kardeşim ne istiyorsun? 1000 lira. 1100 lira vereyim bana ben. Hayır. Senin kalemin diyor. 1000 liraya Mahmut Efendi alacak diyor. Senin kalemin bu şey efendime söyleyeyim bu dini kitaplardır. İşin matbu olan kitaplardır ve gramerlerdir falan diyor. Senin çeşidin bu diyor. O yazma Mahmut Efendi'ye evet. Ait. Ya Raip Bey'e ait. Evliya Çelebi'de birinci ciltte geçiyor biliyorsunuz. Epeyce bilgi var. Evet. Orada padişahın önünden de geçerlermiş bütün esnaf. Tabii. Tahterevanı koyarlarmış binlerce kitabı. Ondan sonra alırlarmış. İşte bayramlarda da hediye verilermiş. Padişah kitap. İşte bir mesele de olmuş hatta. Evliya Çelebi'de bir yerde ben gördüydüm onu ama hatırlamıyorum. Paşa'nın birisi bir kitap satıyor sahaflara. Sonra aynı kitabı aratıyor. Çok ucuz fiyat almışlar. Çok büyük fiyatla gitsin. Dövdürüyor şeyi. Sahabı bir insaf diye oradan kalmış. Oradan mı kalmış? Kalıyor. Ama sahabı insaf tabiri bizim Nizamettin onu tefsir ederdi. İşte sahafların dükkanı dar olduğu için hani hürmet edilecek kitaplar bazen yere de koyarlarmış filan. Onun için sahabı insaf. Ya değil öyle hadise. Paşa bizatihi kitabı sattırıyor sonra aratıyor. Sattığı yerden, namı yerden satılıyor, sattığı yerden geliyorlar. Çok fahiş bir üretmiş. Mesela 10 liraya vermiş, 10 altına, 1000 altın istiyorlar. Evet, çıkıyor mesela, onu dövdürüyor, kusura yatırıyor, falaka çektiriyor. Ve sahibi bir insaf, ondan kaldı benim işim böyle. Ben de evet. Yerde okudum. Peki, efendim size bir şey soracağım bu sahafının dışında. Siz Avrupa'ya, Amerika'ya bu kadar gittiniz, geldiniz. Evet. Onlarla bizi mukayese ettiğinizde neler gördünüz? Eyvah, hüsran. Hüsran gördüm. İngiltere'ye gittim, Amerika'ya gittim. Evet. Efendim, kitapçılarla temas ettim yani. Arap diyarına gittim. Şark şöyle böyle fakat İngiltere ve Amerika'da bir kitapçıya yapılan hürmet en yüksek bir profesöre yapılan hürmet gibidir. Bu kadar şeydir. Bu kadar hürmet ediyorlar. Ben de bunu anlıyorum ki oradaki bulunan ilmi olan itibarın neticesi olarak. Peki bizde eskiden varmış bu itibar. Biz kaçırmışlar. Kaçırmışız. Halk cahil olmuşlar. Sahaf nedir, kitap nedir? Şey, şunu bir defa evvel emirde bir alime demişler ki, meşhur bir alime, sen bu kadar ilmi nasıl sahip oldun demişler. Ben demiş, sahaflar çarşısına doğru ayağımı uzatmadım demiş. Bu kayda var yani. Evet. Sahaflara doğru ayağımı uzatmadım, yatmadım demiş. Hürmet ettiğim için Allah bana. Şimdi bu terbiyeyi alan adam... Kitap ne demektir? Kitapçı ne demektir? Senin için takdirine onu havale ederiz yani. Bir bu var. Bir de umumi olarak. Yani şu memleket nasıl onlar hizasına gelebilir? Sizce kısaca. Ne vakit fikir hürriyeti verilecek halka? Çünkü fikir hürriyeti tam olarak böyle. Ve ilme kıymet verilecek ve alime kıymet verilecek. O vakit sahaflar kıymetini bulur. Yoksa ve illa yazıktır. Çok güzel. Ben şu bahısta bir şey aramak istiyorum. Hangi kitapta bulurum diye profesöre gidip soruyorlardı bize. Ve açıp biz bulup verip önüne koyuyorduk yani. Bunlar hepsinin malumatı da. Tabii elbet. Şimdi bir de evvel emir de bizim kıymetimiz şuradan evvel. Her kitap bir insandır. Yani Kur'an'la konuşan adam, Kur'an okuyan, anlayan adam Allah'la konuşuyor demektir. İslam evet. İtikadına göre. Peygamberin hadisiyle konuşan adam peygamberle konuşuyor demektir.
Bir alemin İbn-i Sina'nın kitabını okuyan adam İbn-i Sina'dan konuşuyor demektir. Hocalarımız bizim bunlarla. Evet. Sumulli olarak, umumi olarak şey diyoruz. Temas ettiğimiz zevatın yani ruhaniyeti var. Eserleri var, onlara karşılaşıyoruz.